Koruyup memeleri içeri dışarı çıkmaz. İkinci evrede dışarı çıkar, içeri geçmez vesaire. Yani ağır ağır formları var. Dördüncü evrede artık kişinin makadından hep dışarıdadır hemoroid. İç hemoroid var, dış hemoroid var vesaire. Şimdi hemoroidi tetikleyen sebeplerin başında... Hocam bir şey soracağım. Bu kişi hemoroid olduğunu nereden anlar? Anlar mı? Kendi kendine anlayabilir miyiz? Bir doktora uzmana gitmeden öncelikle. Tabii nasıl ki, anlar ya da? Tuvalete gittiği zaman ıkınır, kanama olur, kaşıntı olur. Kanama ağrı verir, ve kaşıntı? Acı verir. Kişinin makatında ağrı, sancı, sızı, kaşıntı, kanama olur. Tabii ki belirtisi olur. Yani hemoroid olan kişi artık böyle rahat rahat oturamaz. Bir yerleri ağrıldığı için böyle yamulur sağa sola, öne arkaya, değil mi? İnsanların %70'inde hemoroid var. Az veya çok ama var. %70. Yani 3 kişiden 2 kişide hemoroid var. Hocam kısa bir soru sorabilir miyim? Hemoroidle basur aynı şey mi değil mi? Hemoroidle basur aynı şey. Basur Türkçe, şey. Hemoroid Latince. Ama şimdi halk dilinde çok iyi bilmeyenler onları ayırıyor. Biri memeli, biri memesiz basur, diye. Basur. Basur halk dilinde basur. Mayasur ya da değil mi hocam? Mayasur da denir. Eski, o daha eski bir Türkçe. Mayasur evet. Da denir. Şimdi Ankara'da bir hanımefendi hemoroidden dolayı ameliyat olmuş. 6 ay sonra nüksetmiş. Bir daha ameliyat, bir daha nüksetmiş. Bir daha ameliyat, bir daha nüksetmiş. Evet hocam, sizi gören hemen telefon açıyor. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben hocaya bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ben zayıflamak için ne tavsiye edebilir acaba? Zayıflamak için? Evet. Aa, çok güzel bir soru. Evet, yani bu sıralar millete çok sorunum var. Zayıflamak evet. İçin piyasada neler var? Afrika mangosundan üretilen zayıflama hapı damlası drajesi var. Aslında bu bir meyve olduğu için... Afrika mango mu hocam? Evet. Meyve olduğu için birleşimin de çok yoğun oranda, %89 oranında şeker var. Şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Afrika mangosu zayıflatıyor diyorlar ve hapını damlasını, derecesini yapıyorlar. Neden zayıflatmaz? Çünkü glikoz, şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Peki neden zayıflatır diyorlar? Yapmış oldukları damlalar, derecelerin içine sibutramin denen kimyasal bir katkı madde katıyorlar, kimyasal. Bu da ölümlere sebep oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde birleşiminde sibutramin içeren bütün bitkisel ve kimyasal ilaçlar 70 çeşit diyet hapları, obeziteye karşı, şişmanlığa karşı hepsi yasaklandı. Türkiye'de de birçok acı biber, efendim altın çilek ve Afrika mangosundan yapılan birçok hap Türkiye'de de yasaklandı yavaş yavaş. Sibutramin ne yapıyor? Kişinin kalp atışını hızlandırıyor, nabzını hızlandırıyor. Bu şuna benzer, bir kişi sırtında bir yükle yürüyormuş gibi sürekli bir yükle kalp atışları hızlanıyor. Ve zamanla sürekli bu tempoyla, tempolu bir koşu gibi olduğu için kalbi buna dayanamıyor, iflas ediyor. İçinde sibutramin içeren kimyasal bir zayıflatıcı ürün kullanan kişi sonunda ölebilir. Biz ne yaptık? Buna karşı... Birleşiminde maydanoz otunun ekstraktı, kuşkonmaz kökü ekstraktı ve fundak kökü ekstraktına oluşan çok güzel bitkisel bir ürün ürettik. Funda forte kullandığı zaman kişinin iştahı kesilir, zayıflar yavaş yavaş. Funda forte. Funda forte. Haftaya yeni bir ürün. Garcinia forte. Türkçesi ne hocam? Türkçesi ne? Türkçesi yok ki, söyleyeyim Türkçesi. Hocam biz anlamıyoruz. Garcinia forte. Garcinia forte. Garcinia. Bu Güneydoğu Asya'da yetişen bir meyve ama bu tatlı meyveler gibi değil. Turunçgillerden böyle limonsu bir meyve. Birleşiminde hidrooksik asit içerir. Bu kişinin yemiş olduğu besinlerdeki yağların eritmesini hızlandırıyor. Yeni bir ürün piyasaya süreceğiz. Çok çok daha etkili zayıflamak önümüzdeki için. Önümüzdeki hafta mı geliyor bu? İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz. Çok çok daha etkili. Forte'yi daha da geliştirdik. Forte forte. Forte forte. Evet hocam, hemoroide devam edelim isterseniz. Önemli Ankara'dan biraz. Bir hanımefendi bir defa ameliyat oluyor, tekrar nüksetmiş. İki defa ameliyat oluyor, ikinci defa tekrar nüksediyor. 6 ayda bir ameliyat. 4. ameliyatta ne olmuş? Bu hanımefendinin yanlışlıkla doktoru makattaki siniri kesmiş. Ne oldu? Artık makadını tutamaz oldu. Yani makatta böyle bağırsağın son 20 kısmına rektum denir. Bağırsağın son kısmına
rektumun da son 3-4 santimlik kısmını makat anüs denir. Anüs de çok yoğun bir kas sistemi, kan dolaşımı var. Buradaki sinirler zedelendiği zaman kişi ne yapar? Defacetini tutamaz. Tutamazsa ne olur? Altını bezlemek zorunda kalır. Allah korusun. Yani hemoroid değil de hemen gidip ameliyat olmak iyi değil. Hemen gidip ameliyat olmaya koşmayın. Koşarsanız başınıza iş açarsınız. Çoban çantası otu bununla bir ilgili Almanya'da Profesör Doktor Neuhaus'un Profesör Doktor Wiesenau yapmış oldukları klinik araştırmada çoban çantasının otunun birleşiminde bir polipeptit var. Çoban çantası otu her türlü iç kanamayı önleyici özelliğe sahiptir. Hemoroidden dolayı kanama, kalın bağırsaktaki iltihaptan veya yaradan, ülseratif kolitten dolayı kanama, bayanlardaki adetten dolayı kanama, yoğun adet görme vesaire vesaire. Hatta burun kanamasına karşı daha etkili. Biz onunla ilgili çok özel bir forte geliştirdik. Nedir bu? Çoban çantası forte. Hemoroide karşı çok çok etkili, mükemmel bir ürün. Kullandığı zaman kişi ne olur? Hemoroidi ameliyatsız kısa sürede yok eder. Ameliyata gerek kalmaz. Ameliyata gerek kalmaz. Sadece ameliyatsız. İnşallah. Bir ürün daha var. Bu da hemoroide karşı etkili. Aynı zamanda fistüle karşı. Bazı insanların da makatında hemoroidin haricinde bir de fistül dediğimiz çatlaklar oluşur. Fistül. Fistül. Makatta fistül oluşur. Fistül neden oluşur? Buradaki damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle artık makatta esnekliğini kaybeder, yırtılmalar başlar. Fistül dediğimiz yara oluşur, açılır. Ameliyat olsa dahi kişi tekrar aynı rahatsızlığa yakalanır. Bu Centella, Türkçesi yok. Türkçesi yok. Centella. Centella. Biz bunu Türkçeleştirdik. Centella dedik. Hocam ona devam edelim ama bir telefonumuz varmış. Alo. Alo, iyi günler. Buyurun efendim. Ya hocam şu mantar konusuyla ilgili yani mantar var mesela evet. Kulaklarımda. Kulağınızda? Evet. Şimdi kişinin kulağında, tırnağında, derisinde, saçında, vücudunun herhangi bir yerinde mantar varsa, mantar, sedef, ekzema, akne, liken, liken planus vesaire herhangi bir cilt hastalığı varsa bunun %95'i bağırsaklarında demek. Bağırsaklarınızda çok yoğun mantar var. Bağırsakları tedavi etmeden asla ve asla vücudunuzun herhangi bir yerindeki sedef, ekzema, akne vesaire vesaire tedavi edemezsiniz. Buna, yağ da var hocam değil mi? Onu ben evet, unutmuyorum. O da var fakat mantar için. Bağırsaklardaki mantara aloe vera. Önce onu evet. Kulaktaki mantara çay ağacı yağı. Nereye gitti çay ağacı yağı? İçiyoruz değil mi hocam onu yine? Ha bunu sürüyoruz. Bunu sürüyoruz. Ha. Çay ağacı yağı tırnaktaki mantara, kulaktaki mantara, parmaktaki veya saç dibindeki mantara. Sadece mantara değil akne, sivilceye karşı kullanıldığında... Kaşıntı, kabuklanma falan. Veyahut da dudak çevresinde evet. Oluşan uçuklara karşı kullandığı zaman çay ağacı yağı akneyi, sivilceyi çok kısa sürede birkaç gün içerisinde iyileştirir. Uçuk, bayan hı-hı. Erkek ve bayanlarda. Evet. Fakat rahatsızlığın sebebi bağırsaklar olduğu için aloe vera jel. Bununla ilgili dünyada 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapılmıştır. En büyük araştırma dünya çapında. Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı ortak çalışma yapmış. Aloe veranın bağırsaktaki mantarlara, bağırsaktaki rahatsızlara karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Hocam bu bir tek sizde mi var? Aloe vera ile ilgili birçok Amerikan firması, Alman firması, Asyalı, Avrupalı bir sürü firma üretiyor yüzlerce. Hı hı. Doğal üreten benim. Doğal. Doğal. Kimyasal hiçbir şey yok içinde. Mesela Amerika'da bir şirket var. İsmi önemli değil. Dünyada bu firmanın 2,5 milyon çalışanı var, distribütörü var. 2,5 milyon. Bu firma Merkez Bankası'na daha çok para kazanıyor. Kasasında çok para var. Ama onlar dahi bunu doğal üretemedi. Ben de bu aloe verayı doğal üretebilmek için 19 yıl çalıştım. 19 yıl. Neden 19 yıl? Bunun birleşiminde çok az miktarda aloin var. Aloini sıfırlamazsanız ishal yapar. Kişinin karnı davul gibi şişer. 2 gün, 3 gün kullandıktan sonra
doğal olarak kullanmaya çalışırsa aloni yok edemediği için karnı böyle şişer küp gibi ishal olur, fayda yerine zarar verir. Biz bunu 19 yıl çalıştıktan sonra başarabildik. Ben bunu doğal olarak üretebilmek için İspanyol, İtalyan, Yunan, Portekiz birçok dostumdan reçeteler aldım, kullandım. 19 yıl sonra Çeçenistan'dan gelen bir Türk hekimi Ruslardan kaçıp Türkiye'ye gelmişti. Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde başardık. Onda eski Gök Türkçe, Gök eski Türk dilinde yazılmış böyle eski bir kitap var, 2000 yıllık. Onun reçetesiyle çok güzel bir ürün ürettik. Buyurun hocam. Evet. Parti marti derken işler karıştı. Olabilir hocam. Ginkgo biloba. Olabilir, her şey Ginkgo biloba, mabed ağacı. Japonya'da, Çin'de, Güneydoğu Asya'da yetişen bu bitki demans, erken bunama, Alzheimer gibi rahatsızlıklara, unutkanlık, hafıza zafiyetine karşı dünyada en etkili bitki ve Ginkgo'dan yapılan damladıracı kapsüller dünyada en çok satılan bitkisel üründür. Dünyada bir numara. Bu özellikle okuyan üniversite çağında veya iş yoğunluğuyla nedeniyle okuma, araştırma, yazma, çizme işiyle uğraşanların işine konsantre olmak için Ginkgo kullandıkları zaman Ginkgo Forte, bu normal Ginkgo kapsül ve damla derecesinden de farklı yoğun konsantre artı bunun birleşiminde 19 çeşit bitki var. Ne var? Ginkgo, altınbaşak otu, zeytinyağı, alıç, oğulotu vesaire. Kişide unutkanlık, hafıza zafiyeti, kulak çınlaması, görme zafiyeti gibi kan dolaşımı yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan problemlere karşı Ginkgo Forte dünyada en etkili bitki. Demans nedeniyle yani bunama rahatsızlığı başlayan 10.815 hasta Ginkgo ile tedavi edilmiş. 36 klinikte dünya çapında büyük kliniklerde bu tespit edilmiştir. Belgeli. Evet hocam, telefonumuz varmış. Belgeli. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Merhaba. Merhaba, buyurun. Hasret Hanım'la görüşecek. Hasret Hanım. Evet hocam. Evet. Kulak çınlaması, erken bunama, demans yani gibi, hafıza zafiyeti, unutkanlık gibi birçok rahatsızlığa Ginkgo yani mabet ağacı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Artı kulak çınlaması ve baş dönmesi gibi rahatsızlara karşı da klinik araştırmalarla etkili olduğu belgelenmiştir. Kişi bunu eğer ki çok geç kalınmamışsa kulak çınlaması veya baş dönmesi tedavi edilebilir. Bunları kullandığı zaman. Şimdi size bir başka bitki göstereyim. Bu da cüce palmiye. Cüce palmiye. Evet, cüce palmiyenin meyvesi. Buna Zebal zerulota denir, Latincesi. Bu bitkinin birleşiminde beta-zitoşterol denen etken bir madde var. Beta-zitoşterol ne işe yarar? Prostatın içerisinde iki enzim var. Reduktaz ve aromataz. Bu reduktaz ve aromataz enzimleri zamanla artarsa, çoğalırsa erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürür. Yani erkeklik hormonu testosterol, kadınlık hormonu estradiola dönüşürse prostatın içerisinde kadınlık hormonunun artması prostatın büyümesi demek. Prostat büyürse ne olur? Prostat ameliyatı gerekir. Prostat ameliyatı olursa kişi ne olur? Cinsellik gider. Erkek kişi tabii ki Allah korusun böyle bir durumda birçok problem doğar. Buna karşı beta-zitoşterolla içeren Zebal diye çok özel bir forte geliştirdik. Biz Zebal Forte prostat büyümesine karşı dünyada en etkili bitki. Artı yakotu ve ısırgan kökü de aynı şekilde beta-zitoşterol içerir. Bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda prostat ameliyatı olmadan kişi yavaş yavaş iyileşir. Alo. Alo. Buyurun. İyi günler hanım kızım. Buyurun efendim. Ben doktor beyle görüşecektim ablam. Buyurun. Şimdi bende bir diyabet rahatsızlığım var.
Efendim Edim, önce kusura bakmayın, heyecanlandım. Geçmiş olsun, buyurun. Yayınınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Doktor Bey'in de hürmetle saygılarımı sunuyorum. Hürmetle saygılar. Diyabet hocam, şeker rahatsızlığı varmış. Evet. Şimdi ben de diyabet rahatsızlığım var. Bir de kilo, korkunç derecede kilo alıyorum. Ve artı hepatik C çıktı bende. Evet. Hepatik C, ben bir sene şey gördüm, inle tedavi gördüm, inleleri vurdu, iyileşti. Yalnız şu an ben kan tahlili yaptırdım, aleti, AST'lerim çok yüksek çıktı. Ben de şimdi doktorumu görünce dedim inşallah Allah'ın izniyle belki o yapmış olduğu ilaçlarda bir dervişte torunlarım var hırsız. La la la, çok geçmiş sonra olsun Hünkar Bey. Problem değil. Problem değil. Yani eğer problem bir şey olursa hocamız, kusura bakmayın, heyecanlandım. Şimdi inşallah tedavi ederiz. Bizim elimizde raporlar var. Hepatit B, hepatit C hastaları, burada raporlar var elimizde. Tedavi ettiğimiz hepatit B, hepatit C hastaları var. Problem değil. Siroza dönüşmediği sürece hepatit B, hepatit C tedavi edilir. Problem yok. Elimizde raporlar var. İsterseniz doğaltedavi.net'e girin. Orada raporları inceleyin. Görürsünüz kendinizde. Bu deve dikeni forte. Hepatit C ve hepatit C, B'yi, yani hepatitin her türünü siroza dönüşmediği, geç kalınmadığı sürece yavaş yavaş hallederiz inşallah. Birleşiminde deve dikeni tohumunun ekstraktı, şahtere, enginar, karahindiba, nane, sarı kantaron, zerdeçal gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Belge var, elimizde bilgi var. Bununla ilgili yapılan karaciğer zehirlenmesine karşı dahi deve dikeni etkili. Bazı insanlar ilkbahar veya sonbaharda ormanlarda mantar topluyor, mantar yiyor. Evet. Mantarın da içerisinde çok toksik bir madde var, amaratin. 10 miligramı siroza dönüştürür ve öldürür kişiyi tedavi olmazsa. Hemen hemen her hastanede ve eczanede buna karşı bir ilaç var. Bu deve dikeninden elde edilir. Zilimarin. Zilimarin mantardan zehirlenen insanlara serumla verilir, hı hı, ve karaciğer kurtarılır. Evet hocam. Biz bununla ilgili klinik araştırma yaptık. Hepatit B ve hepatit C'yi tedavi ederiz. İksir, aloe vera jel, deve dikeni forte, sinilot forte, karaciğer çayı, enfeksiyon çayıyla problem değil. Evet hocam, bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı günler. Teşekkürler, buyurun. Ben Adana'dan arıyorum. Hocama bir şey soru soracaktım. Buyurun. Bu kulak duymazlığı için acaba bir ilacı var mıydı? Biraz önce söylemiştim. Ginkgo forte. Ginkgo forte. Kulak çınlamasına karşı. Nerede Ginkgo forte? Dünyada en etkili bitki. Buna mabet ağacı da denir. 1257 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Kulak çınlaması ve baş dönmesi gibi rahatsızlığı olan insanlar tedavi edilmiştir. Hocam duymamazlığı, çınlaması değil. Ona karşı iksir, aloe vera jel. İksir bütün organlardaki damarları açar, temizler. Yavaş yavaş fonksiyonlar yerine gelir. Yavaş yavaş. İksir kullandığınız zaman etkisini görürsünüz. Eğer ki... çok çok